Merhaba arkadaşlar, yeni bir günden hepinize günaydın. Ben şu an yurttan çıktım gene. Sınava gidiyorum. Sınavdan sonra da biraz arkadaşlar takılıp ardından Nevşehir'e geçeceğiz, videomuzun esas konusu olan. Yani sınav falan çekmeyeceğim. Şu an vallahi hava güzel de biraz gerginim. Bir de bu aralar yurt boşaldı. Etrafta falan hiç öğrenci yok yani. Bir tek ben varım. Geçeceğim şimdi. Abi bari biyofizik ezberliyse. Kısmet sonunda katılsam bize nasıl? Ben Bilge. Ay, YouTube fakültesi. Ya. Kedi kurtarma operasyonu var. Pardon Jaguar. Kaya Hanım dikkat edin, kedisi kurtarması. Ne? Fotoğraf çeken. Aa, yine başlattın. Bakayım, en üst şeye ne kadar gidiyoruz. Metro ile Ankara ile Arşi'ye gidiyoruz. Evet, böyle. Şimdi Nevşehir'e gideceğiz. Saat şu an 9.30. 11'de trenimiz, aman 11'de otobüsümüz var. Şimdi geldik Arşi'ye. Otobüs terminali. Aslında bugün gün boyu dışarıdaydık da dedim bu video sadece dediğim gibi Nevşehir videosu olsun istediğim için onları çekmedim. Onun dışında şu an onun yorgunluğu var yani. Saç başlandı zaten. Anlar bekliyordum ben. Vallahi ben şimdi peronu öğrenmeye gittim de geldim bu arada. Arkadaşlar 110-115 arası dedi. Ama yarım saat gecikmesi varmış. Priz falan bulalım ya. Var da orası işte Type-C. İşte hayır, şey olması ihtimali yok. Hadi buralarda şarjlar olmuyor. Geldik, bir de çorba içiyoruz. Geldik şimdi, ben bir ezogelin çorbası göreceğim. Ve telefon şarj oluyor bu arada da. Kar çorbasında hiçbir şey değişmem. Soğuk mu şey? Ben hiç içmiyorum. Evet arkadaşlar, şu an yarım saat gecikmeli otobüsümüzü bekliyoruz. Hepimiz müthiş hevesliyiz. Çok heyecanlıyız bu arada. Hala gelmedi. Ama biraz yorgunuz. Eğer evet. Uyursak daha iyi olacağız. İnşallah. Gece uyuyacağım ben. Ben uyuyacağım yolda. İnşallah otobüse gelirse. Şu an otobüsümüzün geleceğine inancım azalmaya başlıyor. Gelir ya, daha var. Abartmaya gerek yok. Gelir işte. Kaç saat şu an? Bakalım. 11 saat. Tamam. Seninki burası. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Ay. Kanı varmış. Az önce inemedim, şöyle 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 oldu. Normalde soğuk olur, şu an neden sıcak bilmiyorum. Abi biz ötüyoruz. Arkadaşlar biz şimdi indik. Vallahi yoruldum ya, uyku akıyor gözümden. Şu anlık vallahi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sabah olmasını bekliyoruz. Kahvaltı, önceki hedefimiz kahvaltı yerine gitmek. Güzel bir kahvaltı yeri bulduk. Sonra da gezeceğiz. Şimdilik vallahi bu kadar. Yolculuk 5 saat ne sürdü? Saat şu an sabahın 4.30. Bir an önce aslında peri bacalarını görmek istiyoruz. Gel. Çık lan, çık gezelim. Günaydın. Saat şu an 5. Evet. Gideceğimiz yere nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Kaçta gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve sadece böyle duruyoruz şu anda. Bilmiyoruz ne yapacağız. Şimdi dolmuşları beklesek. Çok çaresiz. 7.30'da. 7.30'da gün doğumunu kaçıracağız. Evet. Taksiye binsek kim bilir kaç lira? Hesapladım, niye yazıyorsun? Yok, hesapladık da 170 lira. İnternette bir tane siteden hesapladım ama yani. Ama işte burada evet kaç tutar acaba? Yani güncel mi verirler acaba? Ya onu düşündüm tabii. Tabii. Tabii benim tipim ne diyor?
Arkadaşlar biz şimdi taksiyle gitmeye karar verdik. Taksiyle Uçhisar'a gideceğiz. Orada da gün doğumunu izledikten sonra kahvaltı yerimize gideceğiz. Orayı biraz erken keşfetmemiz lazım. Şu an saat 5.30 mu? 5 çeyrek. Şimdi dedik bir taksi çağırsak anca yetişiriz. Orada da anca keşfederiz. Öyle. Bakalım taksi ne kadar olacak. Buradan bir 20 kilometremiz varmış. Sakin. Vallahi bastım. Hayırlı olsun. Vallahi bastım, şuradan geliyor. Şimdi birilerin geçiyor. Oo. Biz bu arada geldik arkadaşlar. Uçhisar'a da biraz taksici bir korkuttu bizi sabah sabah. Bir de şu yola gireceğiz biz daha burada hiçbir yer açık değil ve gün doğumu için kendimize yer bulmamız lazım. Burada ne yazıyor? Sizi kaşınınca kurtaramayacağım sizi. Ama buralar çok güzel değil mi? Sabah sabah nereye düştük? Vallahi. Uf. Şuraya bak, ileri bak. İleri bakın. Değil mi Dildaş? Harbi çok iyi lan. Lan hep böyle yıkıktık. Size bir şey değil mi? Tarihi bir alan da şey değil mi? Adam böyle geldi, o ileriki yollar bozuk dedi. Bir de bak. İnanılmaz güzel. Çok güzel. Biraz. Aha. Aha. Oha. Oha. Hocam çok ürpertici lan. Evet. Dur. Gözükmüyor ki. Meryem Cengiz buraya hayran kaldı. Ben hayran kaldım. Çok beğendim. Da bura. Bir şey diyeceğim. Biz buraya ne yapacağız? Şey kahvaltı yerinin önüne gidip nöbet. Of. Burayı. Işte. Burada mı? Peribacılar nerede acaba? İzleyebiliriz kanka bu arada. Ay. Video çekiyor çocuk. Aa, peribacılar lan. Abi, şoku gibi. Çok... Ama hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Evet. Bunlar aslında komple peri bacıları da şu an gözükmüyor. Baksanız aslında hafif gözüküyor. İnşallah öyledir bu arada. Orada evet ben görüyorum. Görmüyor musun? Bak yaylı şeyler hep. Da şu an kamerada çıkmıyor. Gün doğumuna doğru çıkar herhalde. Selfie çubuğumu taktım yine. Arkadaşlar donduk. Gideceğimiz yere yürüyoruz. Sağ tarafımız peri bacıları kaldı komple. Bunlar aslında hep böyle... Taşlama otel, hep mağara oteller falan. Ve biraz ürpertici bir hava var şu an burada. Çünkü sağ tarafımız, yani gösteriyorum ya size, karanlık kalıyor. Yani sağ tarafımız komple şey, peri bacaları ve karanlık. Ve peri bacaların yanından görünce biraz büyük. Açıkçası insanların niye ürperdiğini anladım şu an yani. Ürperilmeyecek gibi değil, durmuyor çünkü. Biraz korkunç duruyor. Bakayım burada ne var, buranın manzarası. Buranın da çok bir manzarası. Evler hep böyle evet bu arada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal gözükmüyor olabilir. Evler hep böyle yani. Otel hep taştan, hep otel. Ve büyük ihtimal burası biraz zengin yeri. Bu gördüğüm üçüncü lüks araba yanımdaki, bir Porsche gördüm. Abi bir Audi daha gördüm. Şu an ama mutluyum ya valla. Şöyle bir Meryem Cengiz gördünüz mü? Gel. Kamerada çıkıyor lütfen. Arkadaşlar çıkmıyorsa da çok ekipman yetersizliği. Çok güzel. Uçhisar sokaklarında 3 deli görüldü. Saat gece 5.30 sularında. Birinci deli. Pardon sabah. İkinci deli. Üçüncü deli de burada. Ben çekeyim mi? Üçüncü deli mi çekmek istiyorsun? Al çek. Üçüncü deli. Yorumlarını alalım. Allah. Dikkat et. Ne yapmışsın? Şimdi insanlar burası otelleri ya. Otellerin içine yuvarlanırsam bir şey olur mu diye düşündüm. Üçüncü deli de burada. Bence baş deli. Evet, bu da manzaramız. Ama güzel yani. Ben mi? Evet, benim alım. O da Çantal. En rahat benim şu an. Vallahi. Ben de rahatım valla. Bir şey sağlıyor. Yanında biyofizik pratikleri varmış ama vallahi, ne kadar rahat olabilirsin.
Yanında duruyor fizikolojileri. Yaşayanlardan korkmayın. Kimden evet. Korkalım kanka? Bizlerle neyin sohbetini yapıyorduk Meryem Cengiz? Daha demin bu sokakların çok güzel olduğundan konuştuk. Evet. Yani ben bu kadar iyi böyle bir yer beklemiyorum. Aha bir cami daha. Ben de. Oo. Ne oldu? Ananı. Ay bunu koyma lütfen. Lütfen bunu koyma. Peri bacaları ve ben. Yalnız niye biz bu kadar erken karşılaştık bunlarla arkadaşlar? Bunların özelliği kaçtı şu an. Hayır özelliği işte kaçmadı. Kaçmadı daha güzel. Esas özelliği bunların şu an bizim içimizi güzel, ürpertmesi. Steakhouse. Oğlum acaba burası mı lan? Aha. Vallahi buraya gideceğiz. Ay biz burası, bizim mekan burası. Evet, Kapadokya Steakhouse. Tamam iyi geldin. Aa geldik bizim mekana. Bu. Hayır, şimdi burada de nöbet tutacağız arkadaşlar. Evet biz burada ışık gözükmeyen suratlarımızla. Aha gelin. Gözükmeyen suratlarımızla nöbet tutacağız. Şurada izleyebiliriz manzarayı. Biraz daha yürüyelim de dolanalım sonra geri gelelim. Ay ya bir insan var lan. Düşer mi izliyorsun? Bilmiyorum da insan var. Oğlum niye biz Davutlu köyüne yok Karadedeler köyüne gelmiş gibiyiz? Şuralardan komple peri bacaları. Kanka ne yapıyor lan? Allah cezanı. Daha demin bu hayvan şu çöpten fırlayıp ödümü koparttı. Çekim yapıyorduk da şu balonlara bakar mısınız? Aşırı yükseldim. Oha. Çok iyi abi. Görüntüye bakar mısın? Şu an evet. Şunların şu ışıldakların hepsi balon. Hiç beklemiyordum. Çok yükseliyor gibi değiller mi? Balonlarımız uçtu. Günümüz doğdu. Manzaramız bu. Güneş doğdu. Telefon şarjı kapanıp açılıyor. Gidiyor geliyor. Harika bir manzaramız var. Manzara inanılmaz güzel. Evet. Buranın doğuşunu izledik. 5.30'dan beri buradayız. Saat şu an 8. Size uçağa geliyor evet, yani. Evet. Şu anları görüntüleyebilmek için sırf. Çok güzel. Tüm her şeyini gördük. Evet. Telefon da şu an açıldı. Biraz soğuktan da kapanıyordu. Şu an hava ısınınca biraz. Aynen güzel oldu. Güzel oldu evet. Mutluyuz. Şurada da otel motel var. Öyle ortam güzel. Evet arkadaşlar biz şimdi böyle çok güzel bir yere geldik burada. Kapadokya Steakhouse'dayım. Şimdi size şöyle bir etrafı göstereyim. Şurada peri bacaları var tam şu tarafta. Şu parmağımın olduğu yerler. Manzara bu şekil. Bizim de sabah fotoğrafını çektiğimiz daha şu taraf, şurası. Böyle çekmedim. Seni çekmedim zaten. Manzara plus yemek. Evet. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. İnanılmaz bir manzara ve çok güzel bir yemek. Değil mi? Çok acıktık da. Allah. Öyle arkadaşlar. Biz bir yemek yiyelim. Sonra gezmeye devam. Evet şimdi biz Üçhisar Kalesi'ne gidiyoruz. Şurada Üçhisar Kalesi var. Göstereyim hatta tam tepemizde. Ondan sonra burada gideceğim Güvercinlik Vadisi var. Güvercinler Vadisi miydi? Öyle bir vadi var. Oraya gideceğiz. Sonra da Göreme Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz ama oraya nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Umarım bir toplu taşıma vardır. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Evet ben de. Burası... Tek kalktı şu an. Şurada bir tane bina var benim bir ilgimi çeken. Zincirle bağlamışlar yıkılmasın diye. Evet ya. Neyse onu bunu geç. Kahvaltı hakkındaki görüşlerinizi alalım. Kahvaltı çok güzeldi, çok doyduk. Günden beri bir de aç olduğumuz için. Nevşehirli Bilge'ye selamlar. Bir de kalp koyayım.
Güneş tepeden vuruyor. Hava güzel şu an ama. Hava çok güzel. Evet, hava güzel. Şimdi size biraz da etrafı göstereceğim. Bizi şuraya çektin mi? Çok güzel. Arka taraf çok güzel duruyor şu an. Arka taraf mı? Evet. Alır mı bilmiyorum. Hiç aldı olmuş herhalde. Şöyle hep burada hep böyle binalar var. Ay. Hep böyle binalar var. Küçük bir tane güzel duruyor bu arada. Şurası değil mi? Burası ev ama demek ki. Mükemmel. Burası kapalı, biz buradan geçeceğiz. Risko Meryem Cengiz. Allah. İleride müze olarak sergilenecek belki de. Gördüğünüz gibi bir şey olan geçti. Benim bir binam da ileride. Benim binam. Senin binan derken. Şurada. Zincirli olan. Zincirle bağlanan bina. Ben çok ha, gördüm şu an. Bir de kaleye kısa yol buldum. Yani yapabilirsek ATV'de yapalım. Bilgiye söylesek de, gerçi biz soruyor de şimdi. ATV şu an sorma yok. Yemeği o kadar para verdikten sonra. Aynen. Ya ben tek başıma da biliyorum. Ben biraz ATV sürmek istiyorum. Ben Kalede bir daha sana çektireceğim. Aslında gerek yok, anladın mı? Evet. Çok gerek bir şey olsa yaparız zaten ama ne kalede bileyim. Sana bir daha çektireceğim ben. Oha bir de. Ya beni şuradan çekiyor ya. Şöyle. Çekmiş. Arkadaşlar burası da benim bina. Görüyorsunuz. Zincirlerle bağlamışlar düşmesin diye. Burası sabahleyin bomboştu. Kaleye giden kısa yol da burada. Şu taraftan gireceğiz. İnşallah bugün çıkacağız. Yalnız bu evler ne lan böyle? Burası otel değil ha. Otel mi yoksa? Fred Baymon. Selamlar. Buradan bir yana çıkmamız lazım bunda. Sen biliyorum dedin. Biz de seni takip ediyoruz. Tamam işte tabela vardı. Şurada bileklik var bakalım mı? Bakalım. 15 lira diyor. Tamam bakacağım sana. Burada gördüğüm en ucuz şey. Bir şey evet bu arada normal. Çekiyorum tabii. Bir kere de sabote etmesem anladım. Bu şey değil mi? Değil mi çektim? Şu an eşyalarımızı aldık. Kaleye tam gaz devam ediyoruz. Evet. Evet Dilay. Ama kaç para kim bilir? Bir şey olmayabilir ama. Hangisini alayım? Tekir mi Ertenek mi? Bir şey şöyle vurdursam daha güzel olacak ama. Saat 9'da akşam biletimiz var. O yüzden biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Oyalandık biraz kahvaltıda. Daha ilk durağımız Üçhisar Kalesi'ndeyiz şu anda. Bu kalenin ne olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ama girişin tek bildiğim girişin ücretsiz oldu. İnşallah öyledir. Bakalım. 0 euro hatıra banknotu 90 lira. Şimdi 90 lira vermek ne kadar mantıklı? Mantıklı değil. Bir şey diyeceğim bak 0 euro 90 lira. 0 euro 90 lira bak. Ben uyuyamadık. Orası biraz sıkıntı. Bilge mi konuşuyorsun? Bilge mi konuşuyorsun? Evet. O video çekiyor. Ben de değil mi? Hadi. Ne oldu ben de bilmiyorum. Kameramız Meryem Cengiz'in bir bilgisi varsa daha önce gelmiş. Benim de bir bilgim yok maalesef. Gelmişim ama unuttum. 11 yaşına geldim. Hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim sadece. Burası da arkadaşlar. Burasının ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hiçbir hayır ben de bilmiyorum. Hiçbir hakkında bilgimiz yok. Geziyoruz işte. Gezelim görelim Türkiye. Ay. Düşüyordum. Kırk Sistem Odası diye bir yer var burada. Anlamadım ama biraz hikayeleri de yazmıyor açıkçası burada ne diyor? Türk toplumunun şeyinin bağlarının güçlendirilmesi amaçlı. Esas yer, esas buraya para verilmesinin sebebi bu. Buralar aslında tam böyle şey yani. Kafa rahatlatmak için gelen yerler ama fark ettiğim kadarıyla burada da Türk sayısı çok az. Yani sürekli hep yabancı konuşan birileri. Özellikle Ruslar araba kiralama konusunda ele geçirmiş durumda burayı. Gözlemlediğim kadarıyla peri bacalarını görüyorsunuz zaten. De yani hani ben peri bacalarını böyle bir tane dağda şöyle bir yerde zannediyordum ama peri bacaları tüm şehre yayılmış bu şekilde yani. Bir garip. Evet bir Rus daha.
Zaten tatil yerlerinin çoğusu artık şey olmuş yani. Fiyatlar özellikle çok pahalı. Oğlum çok güzel lan. Valla. Burada güzel. Bir fotoğrafımız var mı? Var. Çok güzel ya. Şey bir fotoğraf olsun böyle. Birlikte çekin. Daha da çıkacağız şuraya kadar. Çıkacağız. Zirvedeyiz bebeğim. ATV turunda. Evet. Görüşmek üzere. Rakiplerim arkada duruyor. Piştik ama ha. Şöyle biraz manzara göstereyim de size. Bunu görmüştüm. Ağzına tükürmüş oğlum. Ben düşüyorum hala adam bana şunu tutsana diyor. Burası da şehrin görünmeyen kısmı. Dükkan ayıkla görünüyor. Neresi? Ay. Ay evet. Düşer var ya tık düşürürsem gitti telefon. Şu videoyu çekerken düşse de bir gitsek ya. Ha çok komik. Arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz artık. İlk durakta bu kadar vakit kaybettikten sonra nasıl acaba tüm planlarımızı yetiştireceğiz diye. Şimdi buradan şehir merkezine yürüyeceğiz. Oradan sonra Güvercinler Vadisi miydi? Oraya gideceğiz. Bir dahaki durakta görüşmek üzere. Buraya on üzerinden kaç veriyorsun? 8. Ben 8. Max 7 diyorum, 6 ile 7 arasında. Ben de 6 diyorum ya hani çok da... Neden 6? Aslında manzara için 8 verilir de. İşte manzara için zaten ne için veriyor? Evet manzara var bir tek hani böyle çok da bir kale bir beklentisi almıyorsun yani. Evet. Hayır ben ne beklentisi olabilir ki? Ne bileyim abi kalenin içinde böyle tarihi falan şeyler olur ya. Şuradan galiba. Aynen. Fotoğrafı sokaklarında kaybolmuştuk ama geri geldik. Evet arkadaşlar geldik. Biz gene başladığımız noktadayız. Sabahki noktadayız. Şimdi buradan. Köpek. Nasıl korktu? Köpeği çok kötü korkuttular. Göre. Neresi? Güvercinlikli yazmıyor. Ama bu taraftan gideceğiz onu biliyorum. Şimdi Güvercinlikli Vadisi'ne gidiyoruz da yürüyerek gideceğiz sanırım. Çok da yoruldum. Burası da belediye valla. Come in. Ne? We come in. Ay çekiyor musun? Ay. Sakın bunu koyma. Bu arada harbi iniyoruz herhalde. Kimse bir şey sormuyor ama. Kanka iniyoruz tabii. Aa. Ben de neyi biliyorsam bu kadar. Şurası herhalde. Neyse inelim hadi bakalım. Ha, burası çok yor beni ya. Ben... Yalnız güzel yere benziyor da. Çok da... Daha kaç tane şey... Bundan sonra Göreme'ye gideceğiz. Göreme açık hava diye bir yer var. Evet oraya gitmemiz lazım. Ondan sonrası da şey yok. Şey Tavacı Göreme'de şey mi? Tavacı şehir merkezinde ya. Göreme şehir merkezine koyacağız. Buraya bayağı vadiye iniyoruz ha. Kanka bence inmiyoruz. İniyoruz kanka. Bak vadi burası zaten. İnmeyek bu arada. İnmeyek mi? Saçmalamayın ben çıkmam oradan. Gibi. Ama çok önerdiler. Ne yapacaksın oraya? İndim bu kadar bence işte zaten. Daha inip ne yapabiliriz? Şunlara mı çıkacaksın? Kanka yakından görmek de güzel olur. Evet bu arada gidelim hadi ya. Kanka emin misin ya? Orada evet. Geri çıkma enerjisini... Ne diyorsunuz? Buluruz bence inelim. Ben inelim diyorum ya. Arkadaşlar. Benim çantamı taşıyacağım mı? Hayır. Taşımam. Ben o enerjiyi görmüyorum kendimde. Çok kararsız kaldık. Şu tarafa gitsek daha mı? Biz az önce buradan mı geldik ya? Biz nereden geldik? Bence biz Göreme'ye gidelim. Bir de Göreme'yi çok merak ettim. Bence de. Göreme'de güzel yer. Aa Göreme'de kilise var. Gidelim. Ay hadi oraya gidelim. Evet. Gitmeyi hadi gidelim. Kiliseler güzel olur. Hadi o zaman güvercilik vardı bu kadar. Biraz şey oluyor. Yok kedi hareket ediyor. Mirza'nın bugün kediler yaşadığı şeyler video. Evet arkadaşlar şimdi tarım buradan bir abiyle konuştuk. Aşağıda Anayolu var. Anayolu'na gideceğiz şimdi. Anayolu'nun yanında minibüs bekleyeceğiz. Ben izlemedim. Ailesiyle artık Göreme'ye gitme vakti geldi. En merak ettiğimiz yerlerden bir tanesi Göreme burada. Şurada bekleyin dediler, yol tarif ettiler. Minibüs bekliyoruz öyle. Arkadaşlar biz Göreme'ye gidiyoruz ya. Göremiyorum. Göreme'ye gidiyoruz. Göreme'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Birazdan Göreme açık hava müzesine gideceğiz. Minibüste yanıma bir tane abi vardı. O sağ olsun bayağı yardımcı oldu. O da buradaki turist otelde çalışıyormuş. Dedi ki yani burada bir tek de kilise vardı. Bu arada bir şey diyeyim. El Nazar Kilisesi diyor. Acaba burası falan mı? Evet gidelim. Ama Göreme açık hava müzesi değil. Dedi ki işte açık hava müzesi de sadece kilise var dedi.
Sonra Avanos'ta çanak çömlek yapabilirsiniz dedi. Ve derin kuyu yeraltı şehri var dedi. Oraya gidebilirsiniz dedi. Onları yapacağız. Yapmayı planlıyoruz daha doğrusu. Bu arada sabah bizim şeyden baktığımız yer var ya. Evet, burası. Şurası tam burası. Ben bakmıştım buraya. Girecek miyiz buraya? Yok abi, nereye giriyoruz? Turistten baş kalmıyorlardı bunlarda. Şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ni bulmaya çalışıyoruz. Ben çok korkuyorum hatta bilmiyorum. Bakınız açıklar. Sen bir de kurtulsanız. Benim kuzenim iyi at sürer ha. Burada da çanak yapımı izleyebilirsiniz diyor. Geldik de bakalım ne kadar acaba bir çanak yapımı. Aha yapıyor vallahi birisi herhalde. Ücretsiz izliyoruz. Ne diyorsunuz gençler? Yok ya, ben yapmam ya. Şimdi kaç para. Ne kadar abi çanak yapmak? Anneme de bundan alıyorum arkadaşlar. Bir tane hediye alıyoruz. Ailemizdekilere. Onlar yazıyor, bir de TL yazıyor. Hiç olmaz değil mi şey? Vallahi olur. Ama ne göremediyiz ya, Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Ah. Hani göremiyorum. Şaka gibi kız ya valla. Göremiyoruz. Öyleyiz. Geldik. Bir kiliseye gideceğiz burada da. Evet, bir sürü kilise varmış. Evet. Nayman kilisesi burada mıydı? Bilmiyorum ki. Buralar hep... peri bacalar. Bu eskiler hep tuttuktu. Tokalı kilise, aynen dediğim gibi. Şimdi yanımızda Tokalı Kilisesi vardı da yukarıdan git bir bilet falan, müze kart alın gelin dedi sonra. Öyle şimdi yukarı çıkıyoruz, yukarı doğru çıkıyoruz, yukarıdan bilet, müze kart çıkartacağız. Biz müze kart, aha buldum. Buldum nerede çıkartacağımı. Değil mi? Abla biz müze kart alacaktık da. Bu müze kartla şey girebiliyor muyuz Göreme? Yani nerelere girebiliyoruz? Müze kart plus. Yeraltı şehirlere vesaire yere girebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak değil mi? Tüm Türkiye. Tamam. Ha, tamam. Ya burada geçiyor yani. İşimize yarasın da abla. İkiniz de ücretsizsiniz kızlar. Nasıl? Doğum gününüze kadar ücretsizsiniz. Aa, çok iyi. Niye? Biz 18'iz çünkü. Vay. 60 lira da ben varsın. Komik be. Abla kart alabiliyorsun değil mi? Kart. Tabii. Ha iyi. Çok iyi. Resmen çek. 18 yaş ve 6 mısınız? Evet. Vav wow be. 18 yaş. Aynen. Büyüme yeni. Ben abi ben 19 yaşındayım ya. Bir yaş geçti. Aramızda ne var lan? Bunu bir daha yeniletmem gerekiyor mu abla acaba? Bu kartı yeniletmem gerekiyor mu? Ha. Direkt okutup gideceksiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Müze kartım. Ve şimdi böyle bir yere geldik. Arkadaşlar biz şimdi geldik de burada yasak. Yasakmış. Maalesef çekemiyorum içeri. Vallahi yoruldum ya. Bir müzedir ki geldik. Ama yorucu, sürekli yokuş çıkıyoruz. O yüzden bak insanlar insancıklar aşağıda gidiyorlar. Biz de yukarıdan gidiyoruz. Belki biraz Japonlarla konuşabilirim. Japonlar çok böyle şey yani, mesela böyle bakarken hepsi böyle çok ilginç ilginç böyle bakıyorlar. Ama mesela biz mesela bakıyoruz geçiyoruz yani falan böyle. Geliyorum. Gene video yasak. Oha kurtsam mı? Adam öyle diyor. Biz niye... Kolumuzun olan hazırlayalım. Nereye çıkalım? Şuraya değil mi? Of. Vallahi yorulduk. Sonunda karanlık kilise geldik. Giriş mi yok lan oraya? Niye kimse girmiyor? Ha bak burada bize kart geçer değil, ekstra 50 lira diyor. Ben, 50 lira verip girmemiz yok mu? Ben veririm 50 lira. Şuraya bir bak ya. Hayır olmaz perra ya. Ben burada burası hiçbir şey bence. Oğlum mesela burada ne yapıyor? Ben buraya giriş yasak olmaz. İçeride olabilir, yasak da olabilir. Niye kimse girmemiş? Spa salonu. Oo. Değişik. Allah. Buraya çıkılmıyor mu?
Hemen herkes buraya çıkmıyor muydu? Evet, çıkalım. Bir de çekmek yasak değil ama bir çekilecek hiçbir şey yok. Valla hiçbir şey yok. Meryem, daha demin abin dediklerini duydun mu? Evet. Avanos, siz buralı mısınız dedi. Yok dedim. Avanos'ta hiçbir şey yok dedi. Burası yemekhaneymiş. Oha lan, çok etkileyici bu arada. Bak bu çok etkileyici benim. Ben çok etkilendim bundan. Kraliyet saraylarında olan bir şey mi mesela? Meryem'in yorumlarına göre burada tuvaletlerini yapıyorlarmış. Bir şey söyleyeceğim. Yemek koyup üstünü kapatıyorlar. Nereye gidiyor? Çünkü yanında yemekhane var ya. Aa, burası da normal bir yer. Şöyle. Oh. Bu arada biz Avanos planımızdan vazgeçtik demiş miydim hatırlamıyorum ama dediysen de burayı keselim zaten. Avanos planımızdan vazgeçtik çünkü hiçbir şey yok dediler. Çanak çömleği isten biz burada yaptık. Avanos'ta bir çanak çömlek yapın demişlerdi. Onu da göremede yaptık. O yüzden son gidecek Derinkuyu yeraltı şehrimiz kaldı. Derinkuyu yeraltı şehri kaldı. Sonra da tava, Nevşehir tava yiyip yolcu olacağız inşallah. Burası güzel ya valla. Tam bir tarih. Çok dal lan. Çok korkunç bir karanlık gördüm de bir şey var zannettim. Ne oldu lan? Şurada karanlığı bir şey var zannettim, korktum da. Tövbe yarabbim, tövbe. Japonca konuşma ne demekti lan? Genel izlenimlerim. Burası harbiden değerli bir yer oldu yani. İzlen olarak. Gayet etkileyici bu arada. Geldiğinizi tavsiye ederim sen. Geldiğime pişman olmadığım yerlerden. Ayrıca ağırlıklı olarak Amerikalı, Japon turist ağırlıklı. Ama biraz yorucu. Yani buraya günün başında gelebilirsiniz bence. Günün sonunda çekilecek yer değil. Şimdi size bir yer göstereceğim. Hazır mısınız? Size. Aa, tam orada bir tane peri bacısı var. Çanak taşımamda yardım etmeyecek şahıs. Aynen. Usta. Müzenin mağazası. Gene. Oh, şu fiyata bir bakar mısınız ya? 35 lira. Evet arkadaşlar, sonunda çıktık. Şurada bir tane en son kilisemiz kalmıştı. En son oraya gireceğiz. Ondan sonra da yolcu yolunda Nevşehir şehir merkezine. Oradan Derinkuyu yeraltı şehrine gideceğiz. Şimdilik bu durumlar böyle. Orada görüntü izin vermiyorlar sanırım bu arada. Çoğu yerde izin vermediler. Çekebildiğim kadarını çektim ama çoğu yerde yasaktı yani. Özellikle de güvenlikleri de sordum. Yasak, özel izin almanız gerekiyor. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Kaç para olduğuna bağlı. Arkadaşlar şimdi çıktık. Ne kadar? Öğrenci indirimi abi. 15. Öğrenci indirimiyle. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir buçuk lira bozulum var. Arun oldun 3 tane. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Vallahi sağ ol abi. Kerem fiyattan verek bari size de. Vallahi abi şu an... Biliyorum. Allah razı olsun abi ne diyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olasın. Tanesi 10 lira olan simiti. Yani 3 tanesini 30 liraya alacağımız 16,5 aldık. Benim pazarlığım sayesinde. Gülmeyin arkadaşlar, gayet de öyle oldu. Evet, bugün de simit yiyoruz. Buradan değil. Arkadaşlar, Mirza'nın çömleğini aldık. Evet. Şimdi nereye gidiyorduk biz? Derinkuyu muydu? Derinkuyu yeraltı şehri. Çektim çok pardon. Nereye gidiyoruz? Derinkuyu yeraltı şehri. Derinkuyu yeraltı şehrine gidiyoruz. Burada kiliseleri gezdik. Güzeldi bu arada, ben çok beğendim. Ben biraz büyüleniyorum da böyle şeylerde. O yüzden büyülendim yani, bayağı sevdim. Mirza sen? Ben de. Kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 8,5. Bak burası daha iyiydi kesinlikle şeyden. Kaleden daha iyiydi. Kaleden daha iyi. Ben de buraya 9 veriyorum. Sen İlay? Ben 8 veriyorum. 8. Tamam, burayı hepimiz daha çok beğendik. Evet. Evet. Bitti o güzel. Hadi bitti vallahi. Hiç ekşi mi anlamadım? Sen de hadi ben. Bir de senin para çok sende nasıl olsun. Ya çift yapı durum. Kızı. Ama yok.
Arkadaşlar biz şöyle bir aksilik oldu. Maalesef derin kuyu saat 4.15'te kapanıyormuş. Şu an saat 4.20. O yüzden derin kuyu iptal oldu. Üzüldüm açıkçası. Çok ölmüşlerdi orayı. Arkadaşlar bizim plan değişti. Derin kuyu kapalı olduğu için bizim burada Bilge diye bir arkadaşımız vardı. Bilge sağ olsun. Avanos'a gideceğiz tekrardan uzak yerlere. Merkeze geldik. Bir daha dönüyoruz geldiğimiz yerlere. Avanos'a gidiyoruz. Avanos'ta güzel bildiği bir kızdırmak yanında bir yer varmış. Orada köprü varmış, orada tıkırmızız dedi. O yüzden şimdi biz burada meşhur tavacı var. Orada havamızı yiyeceğiz, Nevşehir tava. Oradan Bilge'nin babası bizi Avanos'a götürecek. Şu an yürüyoruz ve biraz sokaklar garip. Ha, burası merkez, merkeze yakın yerler işte. Burası sözde Nevşehir merkezi abi. Hem yani baya yakın. Nevşehir merkezi küçük de yani ben bu kadar gelişmemiştik beklemedim. Evet şurası yani. İnanılmaz. Video çekiyorum. Çok şaşırdım buranın böyle olmasına. Alayım dedim yani. Arkadaşlar zor oldu ama bulduk. Sanayi sitesinin içinde bir yere geldik. Gittikçe kötüleşiyordu böyle. Yerler, mekanlar falan gittikçe kötüleşiyordu. Umutsuzlaşmıştık ama bir anda çok güzel bir yere geldik vallahi. Rahatladık yani. Bir saniye. Dar açık yerden bir zaman geçiyorlar. Gerisini yapmıyorlar. Maalesef. Evet. Eğer karşısına otobüs gelsin, köprünün başındaki beklemek zorunda. Tur otobüsleri falan da giriyor haline şehir merkezine. Evet. Ya Meryem ne yapıyorsun? Meryem yapma, sallamak tehlikeli ve yasaktır ya, diyor. Şu an bir dakika. Çok sallamıyorum. Şu harbi sallanıyoruz bu arada. Ay bir şey yapayım, çok güzel. Dur tamam, biraz sakin ol. Bir şey mi? Bak şey şurada. Bağlantı yerleri şurada. Güzel, benim yanımda olun. Şu an Avanos Asmalı Köprü'deyiz. Günümüz güzel. Çektim sizi. Buralar çok güzel ya. Vallahi buralar keşke Nevşehir merkezini ziyaret edeceğimize buraları gezseymişiz. Yani. Burası McDonald's mı? Arkadaşlar sonunda otogara geldik. Birazdan bineceğiz. Dün otobüsle alakalı bazı sıkıntılar yaşadığımız için tam çıkış videosunu yapamadım. Biraz moralimiz falan bozuldu. Ama onun dışında sıkıntı yok. Böyle bir bilgilendirmek istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.